Üniversitemiz teknolojik olarak ne yapılacaksa onu gerçekleştirme çabasında. Bu açıdan biz hocalarımızın veri tabanlarına ulaşmasını kolaylaştırdık. Bir hocamız bir makaleyi bulamıyorsa biz bunu kendisine temin ediyoruz. Kütüphanemiz böyle çalışmakta. Veri tabanı bunun en temel unsurudur. Diğer taraftan teknolojik ilerlemede hem teknoloji kenti olan tekstil teknolojisi, makine teknolojisi, kablo teknolojisi, mermer madencilik teknolojisi biliyorsunuz denizde çok yüksek oranda yer bulmuştur. Bu teknolojik gelişmelerin yanı sıra yine üniversitemiz savunma sanayisi için roket üretimi gerçekleştirmekte. Bunu da öğrenciler gerçekleştirip şu anda Roketsan'a roket üretimi yapabilmekteyiz. Bu ne demek? Biz üniversite olarak lisans öğrenci destekli bilimsel araştırma projesi bölümünü açtık. Dolayısıyla bilimsel araştırma proje koordinatörlüğü bu tür öğrencilere maddi destek verilmektedir. Bu öğrencilerimiz bu maddi destekle kendi alanlarında kendi düşündüğü fikri uygulama alanı bulabilmekte. Bunun için de Teknokent'te biz öğrencilerimiz için kuluçka ve startup bölümlerinde açmış bulunmaktayız. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi barınma açısından şanslı üniversitelerdendir. Çünkü hem Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı devlet yurtları, hem de özel yurtlar, hem de özel, daha spesifik apart dediğimiz konutlar açısından çok bol miktarda denizde bulunmaktadır. Dolayısıyla biz barınma problemi yaşayan bir öğrenciyle karşılaşmıyoruz. Devlet yurtlarımızda şu anda 3500 öğrenci kapasitesi boş durmakta. Yine özel yurtlarda da boşluklarımız var. Dolayısıyla bir öğrenci geldiğinde kalacak yer problemi olmamaktadır. Pamukkale Üniversitesi öğrenci başarıları açısından yine örnek üniversitelerden biridir. Teknofest yarışmalarında artık Pamukkale Üniversitesi vazgeçilmez bir üniversite olmuştur. Son Teknofest'te 12 ödülle döndüğü için bu 11 takım 12 ödül almıştır. Çok büyük bir başarıdır. Yine geçmiş yıllarda da her zaman ödülle dönmüştür. Dolayısıyla sanayi Ar-Ge'sinde öğrencilerimiz çok yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ama sadece sanayi mi? Yok, bizim spor alanında da, spor aktivitelerde, spor müsabakalarında da öğrencilerimiz ödüller almaktadır. Bunun en güzel örneklerinden birisi engelli olan öğrencimizin Japonya'da golbol takımında yer alması ve şampiyon olmasıdır. Diğer tarafta mimarlık öğrencilerimiz özellikle sanatsal tasarım konusunda her yıl ödül getirmektedir. Şu anda sayamayacağım birçok ödül var. Ben öğrencilerimle gurur duyuyorum. Üniversitemiz merkez ana kampüsünü engelsiz üniversiteye dönüştürmek için çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. İlk bu çalışmaların meyvesini aldık. Eğitim fakültemiz hem erişilebilirlikte hem de ulaşımda çok bayrak aldı, yeşil bayrak aldı. Diğer fakültelerimiz de çok küçük rutuşlarla engelsiz hale gelebileceğini gördük ve bu çalışmaları yapıyoruz. Engelli öğrencilerimizin bir dezavantajı üniversitemizde bulunmamaktadır. Çok rahat bir şekilde okuyabilmektedirler. Kendilerini bekliyoruz. Üniversitemiz bu sene, gelecek sene için tabii ki bu geçerli olmak üzere çift diploma çalışmalarını yapmaktadır. Özellikle Amerika'da, New York'ta Sunny Üniversitesi ile 3 bölüm çift diploma çalışmasını yaptık. Eğer YÖK onaylarsa 3 bölümümüz aynı zamanda Amerikan diplomasına da sahip olacaktır ki bunun özelliği burada okuyarak bu diplomaya sahip olacak. Değişim olarak öğrenci hareketliğinde Erasmus konusunda Türkiye'de 11. sıradayız. Çok yoğun bir şekilde Erasmus programını hem öğrencilerimiz hem de öğretim üyelerimiz kullanmaktadır. Bunun yanında Farabi, Mevlana programları da kullanılmaktadır.
Erasmus doktora programına da bu sene müracaat ediyoruz. Eğer onu da kazanırsak doktora programı üzerinde çalışmalarımız olacak. Bizim en çok bu programlardan yararlanmak istediğimiz alan hem Doğu Üniversiteleri ki özellikle Özbekistan, Kırgızistan, Oş Üniversitesi, Semerkant Üniversitesi gibi üniversitelerle yakın diyaloğumuz olmalı. Hem de Balkanlarda işte Kosova, Prizren, Priştina, yine Bosna Hersek'teki üniversitelerle ilişkiye girmek istiyoruz. Ve bu ilişkileri de üst seviyede tutmak istiyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla üniversitemizi tercih edebilirler. Ne amaçlıyorlarsa üniversitemizde bunu bulabilirler. Eğer kaliteli bir eğitim, hoca-öğrenci buluşması tarzında tartışarak bir eğitim almak istiyorlarsa bunu Pamukkale Üniversitesi'nde çok rahat bulabilirler. Uygulamalı eğitim, ben hem okuyayım hem uygulamanın içinde olayım diye bir soru sorarlarsa yine bunu üniversitemizde bulabilirler. Dolayısıyla biz üniversitemizde gurur duyuyoruz, mezunlarımızda gurur duyuyoruz. Pamukkale Üniversitesi öncü bir üniversitedir. Çünkü bu öncülüğü yetiştirmiş olduğu mezunlarından anlıyoruz. %72 oranında eğer özel sektörde mezun verebiliyorsak, çalıştırabiliyorsak bu bizim başarımızdır. Velilerimiz kendi evlatları için barınma, güvenlik ve sağlık açısından Türkiye'de seçilebilecek şehirler arasında Denizli olduğunu bilmeliler. Çünkü bizim barınma sorunumuz yok, güvenlik sorunumuz yok ve hastanemiz dolayısıyla sağlık sorunumuz hemen tedavi edildiği için gönül rahatlığıyla evlatlarını, kardeşlerini, akrabalarını Pamukkale Üniversitesi'ne gönderebilirler. Öğrencilerine değer veren, onların kariyer hayatlarına rehberlik eden, sıcak, çalışkan, barışçıl, hayat dolu bir üniversite olan Pamukkale ailesine bekliyorum.